Kemokan'dan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pulsar'ın güzel bir ürününü hep beraber inceleyeceğiz. Bu ürün Pulsar X2H S modeli. Bildiğiniz üzere bu S modelinden iki tür var arkadaşlar. Bir gördüğünüz bu normal Tarz mouse bir de ergo olan Pulsar Xlite X3 S modeli var arkadaşlar. Onu da isterseniz ergo sevenler alabilirler. Aynı, hiçbir fark yok. Sadece birisi ergo, birisi normal mouse olarak geliyor. Hazır Pulsar ürünü anlatmışken arkadaşlar, yeni gelen ürünlerden de bahsedeyim biraz sizlere. Pulsar Demon Slayer denen bu anime'lerden alınmış bir tarz bir mouse çeşidi var arkadaşlar. Sakın aldanmayın. Teknik verisel olarak hepsi aynı. Hatta 1000 Hz de geliyor. Ama dış görünüşü siyah ya da kırmızı beyaz değil de Demon Slayer'a özel bir takım böyle anime tarzında desenler verilmiş. Güzel gerçekten. Eğer böyle koleksiyonla uğraşıyorsanız tercih edilebilir. İsteyen gidip oradan alabilir. Tabi fiyatı da ona göre bilginiz olsun. Pulsar X2 H'ın teknik verilerine bakacak olursak arkadaşlar. Bu mouse 3395 sensörle beraber geliyor. Bu sensör bizlere 26.000 DPI, 650 IPS, 50G ime veriyor. 4000 Hz kablosuz, 8000 Hz kablolu şeklinde kullanabiliyorsunuz. 500 mahlık pille geliyor ve aynı zamanda 65 gram ağırlığında her ne kadar 500 mAh pil 65 gram kafanızı karıştırsa da ağırlık dengesi çok güzel olduğundan herhangi bir ağırlık hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Gayet stabil bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabii ben sensörüyle alakalı birkaç test yaptım. Özellikle DPI ayarlarında sensörde herhangi bir sapma var mı diye. Motion Science özelliği kapalıyken iken evet birkaç böyle dalgalanma olduğunu söylemek istiyorum. Ama Motion Science özelliği açıkken gerçekten muazzam işler başardığında buradan sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Grafiklere zaten baktığınızda gerçekten çok tutarlı bir mouse olduğunu sizler de görebiliyorsunuz. Katılma üye olan arkadaşlara gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, ne diyeceğimi bilemedim doğru söylemek gerekirse. Çünkü ben gerçekten çok fazla kişinin katılacağını düşünmüyordum ama baktım ki 7 8 kişi bile olmuş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çünkü ben size burada çok fazla bir şey vaat etmedim. Katılı özelde bir şey zaten yapmıyorum. Sadece olursa birkaç soru onlarla beraber paylaşıyorum. O kadar e, yapabileceğim de maksimum zaten bu olduğunu söylemiş olmama rağmen yine de gelmişler, katılmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan tekrar ve tekrar onlara çok teşekkür etmek istiyorum. 500 Mahlık pille her ne kadar 70 ya da 100 saat dense de arkadaşlar benim 4000 Hz'de maksimum kullanabildiğim 500 mahlık pille en fazla 55 saat ya da 60 saat olarak gördü. Tabi burada belki bunu 50 saate de düşürebiliriz. Yani ben böyle üstün körü bir hesaplama ile yaptım. Komple pilini bitiremedim. Şu an %40'a yanlış hatırlamıyorsam. Evet şöyle bir bakalım. Şu an %44'teymiş. Tabi 1000 Hz'e çektiğiniz zaman çok uzun süreler gideceğini size söyleyebilirim. Zaten bir hafta, bir buçuk hafta bir mouse gitti mi gayet yeterli seviyede olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi gelelim biraz tasarımına. Aslında tasarım derken farklılıklarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Pulsar X2H ile hemen hemen aynı özelliklere ve görünüme sahip. Farklılıklar ise şuradaki gördüğünüz scroll tuşu saf alüminyumdan üretilmiş. Bir de arka tarafımızda şöyle bir kırmızı alan var. Bu da BMW logolarında böyle beyaz mavi gibi yapılmış ama sadece kısa bir yerde bırakılmış. Bu da güzel bir detay olmuş. Onun haricinde şöyle baktığımız zaman Pulsar X2H'dan herhangi bir farklılık yanı yok. Arka tarafına geldiğimiz zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi delikler kapatılmış ve ekran eklenmiş durumda. Açma kapama düğmemiz, DPI düğmemiz, Herz düğmemiz. Hemen şöyle ekranı getirdim sizin karşınıza. E, ekranda pil durumumuz, DPI ayarımız, Lot ayarımız, Herz ayarımız ve Motion Science On-Off özelliğimiz. Aynı zamanda e, The Bones Time dediğimiz yani çift tıklama oranında ayarlayabiliyorsunuz. Onu nasıl yapıyoruz şöyle göstereyim. Her tuşuna basıp böyle şuradan göstereyim. Bakın her tuşuna bastım. On off diye şöyle göstereyim. Tam gösteremiyorum maalesef. Bakın on oldu. Şöyle off oldu. Yani sağ tuş motion science özelliğini açıp kapıyor. Sol tuş hemen şöyle gösterelim. 1 milim 2 milim tarzında lot ayarımızı yapıyor. HERS ve DPI ayarını bastığımız zaman şöyle göstereyim. Debounce time ayarı yapıyor. Sıfıra kadar iniyor. Bunu genelde 3MS'de ben kullanıyorum. Bu şekilde mouse üzerinden istediğiniz ayarlamaları yapabiliyorsunuz yazılıma ihtiyaç bırakmadan. Switch'lerine geçmeden önce şunun altını çizmek istiyorum. İlk defa bir Pulsar ürününde Switch'lerden sıkıntı çekmediğim tek model diyebilirim. Galiba bu üründe özellikle kalite kontrole dikkat ettiklerine baştan sizlere söyleyeyim. Switch'lerimiz optik Switch. İsterseniz bir basımlarını dinleyelim ve mesafelerini görelim. Bu ürün alacak arkadaşlar switch kısmında sert midir yumuşak mıdır? Bana göre güzel arkadaşlar. Kimilerine sert gelebilir ama optik switch'lerin geneli sert oluyor. Bilginiz olsun. Kıyaslamak için de Razer Viper ve 2 Pro ile kıyaslayabilirsiniz. Hemen hemen aynı sertlikte ve aynı ses kalitesinde yani aynı sese sahip ürünler. Şöyle göstereyim. hemen hemen aynı kesinlikle sıkıntı yok. Gidip bu ürünü denediğiniz zaman bilin ki Pulsar ürünü de aynı sizlere gelecek. Tutuşuna gelecek olursak arkadaşlar benim elim 18'e 9 santim ve Palm Club. Palm Club hibrit olarak çok rahat tutuyorum. Ben finger genelde kullanmıyorum ama finger tutanlar da şuradaki yükseltiye dikkate alaraktan rahatlıkla kullanabilirler. Şimdi gelelim artı ve eksilerine. İlk önce dangle ile başlamak istiyorum. Bu model 4K dangle ile birlikte geliyor ve dangle gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hemen arkasını çevireyim. Şöyle yapışkan bir malzeme gibi bir şey var. Çok anlamıyorum ne olduğunu ama böyle masanıza şöyle yapıştırdığınız zaman Gördüğünüz gibi oynamıyor ve çok güzel yerinde kaldığını söylemek istiyorum. Dangle'ın özelliğini beğendim. Yani şu Razer'da kullandık, hepsini kullanıyoruz. Burada işte Razer'ınki bakın oynuyor. VLA Mouse, Darmoşak, Asus'un ki böyle çentikli. O eee mousepad'e tutunuyor. O da güzel bir şey ama Pulsar'ınki de çok daha güzel olduğunu söylemek istiyorum. Bu mouse'da özel bir şey var arkadaşlar. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi şu an mouse'umuz çalışıyor ama bir dakika sonra bu mouse duracak. Yani sleep moduna alacak kendisini. Yazılım desteklemediği için bu mouse bunu ne kaldırabiliyorsunuz ne de ayar çekebiliyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi ışık söndü. Mouse'umuz şu an artık kullanılamaz. Hemen şöyle küçük hareket ettirdiğim zaman isterseniz kullanabiliyorsunuz. Yani uykuya geçmesi bir dakika sonra ama uykudan uyanması çok hızlı. Yani siz böyle hissetmiyorsunuz. Aa şu an takıldı şöyle bir sallayayım da çalışsın muhabbeti yok. Bu yüzden kimileri bunu eksi görebilir. Kimler artı görebilir. Ben bunu baştan size söyleyeyim. Bu monsu tasarım olarak çok beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama gerçekten çok mükemmel olmuş. Özellikle şu arkadaki kırmızılık ve alüminyum scroll tuşu gerçekten benim hoşuma gitti. Bir tek beğenmediğim kısım ABS plastikten üretilmiş yumuşak hissiyat veriyor. Evet güzel sıkıntı yok uzun kullanımdan sonra parlama yapacaktır bilginiz olsun. Aynı zamanda şu parmak izi bırakma olayı benim hoşuma gitmiyor. Yani neden böyle bir şey yaptılar bilmiyorum. Hani bir koruma atsalar da güzel olurdu ama şöyle ellediğim zaman bir parmak izi çıkıyor ki ben genelde bu tarz böyle parmak izi çıkan mouse'ları beğenmiyorum. Böyle pürüzlü olsun ama o parmak izi çıkmasın. Benim tercihim bu yönde. Arkaya geldiğimiz zaman ise kapalı bir yüz görüyoruz. PTF'ler orta kalite. Baştan söyleyeyim. Çok iyi değil. Çok kötü de değil. Hemen şöyle göstereyim. lamzu Tone'a baktığımız zaman gerçekten en sevdiğim skatezler bunlar. Sonra Razer geliyor. Sonrasında ise böyle orta kalite skatezler geliyor. Yani değiştirilebilir bence ama idare eder mi? İdare eder. Burada benim gördüğüm en sıkıntı olaylardan bir tanesi. Şöyle mouse açayım. Arkadaşlar bu mouse'da yazılım yok. Yazılım olmadığı için ne yapıyoruz? Her şeyi bu ekrandan yapıyoruz. Hers, load, anlattığım gibi motion science hepsini yapıyorsunuz ama DPI'de sıkıntı. Bakın DPI'mızı 400, 800, 1600 diye geçiyor. E nerede 600, 700 nerede ya da 800 nerede de 950 nerede? İşte bunu yap yapamıyorsunuz. Bunu ne yapacaksınız? gireceksiniz oyuna o şekilde düzelteceksiniz. Bilginiz olsun. Bu birilerine eksidir. Bence eksi değil çünkü ben sadece kullanıyorum ve standart ayarlarda kullanıyorum. Benim için önemli olan yani bir kere değiştiriyorum bir daha değiştirmiyorum bir yere gittiğim zaman da hemen buradan ayarımı yapabiliyorum çok rahat bir şekilde ki zaten S modülü el spordur kafeterya turnuvasına gidersiniz hemen buradan ayarınızı çekersiniz gibi olur ama ne kadar tam böyle ayar yapabilir misiniz onu gerçekten tam bilemiyorum çünkü DPI'de bana göre bir sıkıntı var 50-50 artması gerekiyordu ama 400-800-1600 tarzında artıyor. Bilginiz olsun. O kısım bence leş olmuş. Ama yazılımın içinde olması yani her şeyi buradan halledebilmez. Bu da güzel bir şey olmuş. Bana göre sizlerin düşüncelerinizde merak ediyorum tabii. Kutu tasarım olarak da gerçekten çok güzel arkadaşlar. Diğer Pulsar ürünlerine göre de gerçekten çok farklı yapılmış. Benim hoşuma gitti. Yani tasarım olarak bu kutu tasarımı olarak çok beğenmediğim bir mouse değil. Aksine bu aralar en beğendiğim mouse'lardan bir tanesi olmuş. Tabi eksilerini anlattım. Şu DPI dışında başka bir eksi size söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Geri kalan size kalmış. Fiyatı zaten biliyorsunuz. Pulsar'ın kendi sitesinde bazen çıkar stoğa ve alabilirsiniz. Onun haricinde başka bir şey benim söyleyebileceğim bu mouse hakkında yok. Sizlerin de fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız memnun olurum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalın. Görüş Продолжение следует...